Suriyelilerden bütün kilisin hepsi şikayetçi. Evet. Yani şikayetçi olmayan bir tanesini bana gösterin. Evet. Yani memnun olan yoktur. Binada oturuyorlar, bir binanın içinde 10 kişiler, 15 kişiler. Gece saat 2'ye kadar ahırda tepişir gibi tepişiyorlar. Gümbür gümbür zombur zombur. Ondan sonra 12'ye kadar yatıyorlar. Gidiyorlar bankanın önünde, gelsin maaş, gelsin maaş. Bu para nereden geliyor? Senden geliyor. Ben çantamın, poşetimin içine 50 kağıt, 100 kağıtlık bir şeyler koyayım da evime götürüm diyorum. Adamlar bakıyorlar, arabası, el arabası, çantasının içi kırtlana kadar dolmuş. Nereden bu para kardeşim? Elimizden işimizi aldılar. Esnafın işini aldılar, boyacının işini aldılar, sıvacının, bütün şu memlekette her işi. Pazara git, pazarda gelinler. Yani şimdi buna bir dur diyen olacak. Buna dur diyen Zafer Partisi. Değerli Türk halkı, görüyorsunuz, bakın kiliste bir esnafın, bir kilisinin çığlığı bu. Bu çığlığı Gaziantep'te duyuyorsunuz, Şanlıurfa'da da duyuyorsunuz, Hatay'da da duyuyorsunuz, Adana'da da duyuyorsunuz, Mersin'de de duyuyorsunuz, İstanbul'da da duyuyorsunuz. Bu belayı Türkiye'nin başına AK Parti hükümeti sardı. 10 milyon insanı getirdiler, 100 milyar dolar harcadılar, harcamaya devam ediyorlar, vatandaşlık veriyorlar, Türk milletinin elinden Türkiye'yi almaya çalışıyorlar. Yazık ya. Biz, ben bağımı sattım, zeytinimi sattım. Daha şimdi konuşuyorduk arkadaşlardan, Baykur sigorta yatırıyorum. Evet. Bir hasta olduğum zaman, doktora gideceğim zaman 20 gün, 25 gün sonra bana randevu veriyorlar. Ben 25 güne kadar ölecek miyim kardeşim? Ben buranın vatandaşıysam benim ayrılacağım olacak. Evet. Benim hakkım bu ya. Evet. Ben sigorta yatırmışım, Baykur yatırmışım. Ben elimle çalışan adamım. Bunun parasıyla gidip sigorta yatırıyorum. 10 gün, 20 gün, 30 gün bana randevu veriyor. Ben ölecek miyim? Doktora gidiyorum. Neyin var? Elinde telefon oynuyor. Bekle. Suriyeli tepilip içeri giriyor 4-5 tane. Ya kardeşim, ben randevu almışım, hastayım, bekliyorum. Bunların bir ayrıcalığı var kardeşim diyor. Bunları diyor, biz içeri almak zorundayız. Emir böyle diyor. Büyük Türk milleti, görüyorsunuz bunu. Bu Türk milletine yapılan bir haksızlıktır. Hala yalan söylüyorlar, böyle bir öncelik yok diye. Nasıl yoktur işte, ya? İşte görüyorsunuz, bakın Kilis'te bu öncelik var, Gaziantep'te bu öncelik var, İstanbul'da, Ankara'da da var. Lanet olsun böyle politikaya. Olmaz kardeşim ya, biz buralıkta, biz burada yaşıyoruz ya. Kardeşim. Kilis bizim memleket, bizim. Zafer Partisi deyin, bir sene içinde hepsini yolluyor. İnşallah. 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 Allah'a emanet olun. Sağ ol. 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 Sağ ol.